buraya insanlar yerleşmiş bir şekilde. Zaten kendileri bize bu hakkı tanımış. Ne nasıl bir hak? Barınma hakkı. Biz hepimiz buralarda yaşamışız. Biz denizine şeyine gelmemişiz. Duvar örsünler önümüze, görmeyelim denizi. Çok önemli değil orayı görüp görmemek. Zaten çoğu insana sorsanız burada bir gün dönüp arkasında denize bakmamıştır var mı yok mu diye. Yani bizim sorunumuz denizle ya da manzarayla falan değil. Biz yaşamak için buraya geldik. Bizim buraya ailelerimiz onlarca olan parasını buraya yatırdı. Benim dedem emekli parasını gelip buraya yatırım yapmıştı. Ki o zaman zamanında kaç 25 sene evvel deli demişler işte. Yıkarlar, sen niye böyle şey yapıyorsun? Hala tabii yıkacaklar, hala aynı şekilde duruyor. Kimse gelip yıkamadı. Şey. Peki. İlkokulda 4-5-6 sene evvel yani. O zamanlar gene gelmişlerdi yıkmaya. O zaman da halkın iradesiyle karşı karşıya geldiler tekrar. Burada halk gösterdi gücünü, örgütlerini, birliklerini, istedikleri zaman nasıl bir araya gelebildiklerini gösterdiler o zaman. Yani şimdi bir araya gelemesek de yani geliyoruz bir şekilde ama eskisi kadar değil. Yine öyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde her zamanki gibi tekrar örgütlü mücadelemizi gösteririz. Birlikteliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı gösteririz. Ne olursa olsun, Kürt olsun, Laz olsun, Alevi, Sünni, Çerkezi hiç fark etmez. Burada farklı milletlerin kardeşliği var zaten. Peki mahallenin geneline baktığımızda insanlar genelde ne tarz işlerle uğraşıyor? Ne tarz işlerle? Çoğu evleri temizliğe gidiyor. İşte, simit satar çoğu. Konfeksiyon işleriyle uğraşırlar. Genelde bölüm bölüm değişmiş. Kahvecilik yapıyor çoğu. Öyle yani insanlar genelde hep öyle. Yaşlı kesim zaten emekli genelde. Hep öyle aynı şekilde. Peki pardon. Bu çevrede mi genelde çalışıyorlar yoksa uzak? Yakın çevrelerde yakın genelde. Çevrelerde. Genelde işte Etiler'de çalışırlar. Ne bileyim Akmerkez tarafında. Aşağı Baltalimanı'nda, Ulus'ta, Ortaköy'de. Yakın civarları çevrelerde. Öyle uzaklarda falan değil. Bu durumda aslında eğer böyle bir kentsel dönüşüm projesi olursa ve insanlar yerlerinden edilirse bir şekilde iş alanlarını da yok etmiş olacaklar. Evet kesinlikle. Kendileri iş alanı insanlara iş potansiyeli yaratmadan olan potansiyeli iş gücünü de yok ediyorlar zaten. Burada bir anamız var. Burada bayağı bir eskiden oturuyor burada. Onunla da bir görüşün, konuşma, konuş.